Bir vakti, ertesi gün taşınıyorsunuz. O gece, yani Mustafa'nın alıp götürmesinden şey yapacağına, Mustafa alıp götür diyorsun ya, o da götürüyor. Onun öncesinde kızınla konuşsaydın, bir zahmet öğrenseydin i̇şte yani. O şeyim var dedim hanım. Ben niye Mustafa'nın hastaneye götürmesini bekledin? Öyle bir şey yapsaydı. Yani o şeyim var dedim. Bir dakikada kim yaptığını öğrenirdim. Ben şunu anlamıyorum. Mustafa'nın çocuğun hamile olup olmadığını öğrenmesini neden bekledin? Hastaneye götürmesini neden bekledin? Hayır, o gün mü götüreyim ya? O gün çıkardı. Başka bir şeydi. Ben söylemedim. Bir ay öncesinden demiş ya bana. Ben bir ay bekleyeceksin. O gün eşyaları götürdüğümüz gün götüreceğim. Plan kurdu. Yani benim şüphelenmeye başlayınca plan kurdu. Peki o gece niye plan kursun ki? Daha öncesinden çocuğu ortadan yani kaldırabilir. Belki de İsparta'ya gitmemiz de planlı, bilmiyorum. Yani benim şeyime göre o. Şimdiki şeyime göre. Yani her şey planlı. Yani bir gün önce çocuğu kaybetseydi sen İsparta'ya gider miydin? Gitmezdim. Peki o gün niye gittin? Yani o gün kaçtığına inandırdığı için. Ha şöyle. O gün de kaçtığına inandırdım. Evet ya, yani iki gün önce de onu yapabilirdi. Ya, o gün mesela... Belki şey de bilirdik. Hani jandarmaya gidebilirdim. Mesela ertesi gün hemen bindirip gidiyor ya. Bak Fatma, çok çok önemli. Az önce Tahsin'le ilgili söylediğin, lütfen sen de sakinliğini koru. Bunların hepsi bir iddia, çok korkunç şeyler. Yok. Bir baba çok korkunç iddialarla karşı karşıya. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kafam şöyle karıştı. Açık ve net söyleyeyim. Eğer sen oğluna gerçekten Tahsin'e babasıyla ilgili bir yani kaldıramayacağı bir iftirada eğer bulunduysan ve bu gerçek değilse, acaba Şükür'le ilgili de söylediklerin, yaptıkların hepsi iftira mı? Bir de var, Büşra orada değil mi? Ben mesela buradayım. Sorabilir kendisi çocuğuma. Ben buradayım. Çocuğun haberi yok. Bak, çocuğa bir şey deme ha. Şu an tam Mustafa kendisi konuşmak istiyor. Sakın. Tamam, peki. Yok, bir de sorun. Hayır, sorun. O askerden gelmiş çocuk, sorun. Ben buradayken sorun. Kendi buradayken arayamayacağı için sorun. Çocuğuma sorsun müsra. Eğer o iftiraysa, o zaman Şükür'le ilgili babanın yaptıkları da iftira olabilir. Evet. Eğer doğruysa, o da sorun. Doğruysa... Ben buradayım. Allah. Ben yayındayım. Çocuğuma sorun. O da burada. Arayamayacak. Sorun. Sormayın diyor. Neden sormayın diyor. O zaman sorsun, sorun desin. Niye senin sormanı bekliyoruz Mustafa? Çünkü öğretmen kendisi yapacak benim dediklerimi. Ses kaydını alacağım. Biz de ses kaydını alırız. Tamam. Alabiliriz, ses kaydını alalım. Ne varmış onda tamam. Yani? Tamam arkadaşlar, Büşra sen köyde misin? Bir Büşra'yı sorsanız arkadaşlar. Köyde ses kaydı da alsın, baba da birebir açsın hemen. Lütfen. Arkadaşlar Büşra'ya Büşra ile bir konuşur mu? Büşra bana bir mesaj yazmış. Ha. Büşra bunu yani almış, ses kaydı da almış. Büşra hepimizden önce davranmış. Büşra tez canlıdır. Şöyle Büşra diyor ki, annem sadece ses kaydı da almış, sana da söyleyecekmiş, verecek bu ses kaydını. Annem sadece baban evden kovarsa jandarmaya git dedi. Diğer türlü bir şey söylemedi. Ben bu konuşmayı kimseye söylemedim. Babam bunu nereden duydu bilmiyorum ama ben annem jandarmaya git dediğinde ayrı eve çıkarım dedim. Kesinlikle herhangi bir şekilde babamın işte beni rahatsız ettiğini, baban seni rahatsız ediyor diye jandarmaya söyle şeklinde annemin bir yönlendirmesi olmadı diyor. Sen de kendi kulaklarınla oğlunla yaptığımız görüşmenin ses kaydını dinlersin. Tamam. Biri o zaman suyu bulandırmaya mı çalışıyor? Aynen. Sen yapmıyorsan eğer suyu bulandırmaya kim çalışıyor Mustafa? Bu hangi amaçla bu adam bunu yapıyor? Kim bu yani? Onu çocuğun numarasını da şey edeceğim, bir daha da arayacağım, bir daha da ses kaydı alacağım. Size dinleyeyim. Gerekirse size de vereceğim o çocuğun numarasını. Gerekirse de vermen lazım. Tamam. Baştan mı derken alaydın? Bak şu anda belki çocuk... Derken alaydın, yanındakinin telefonundan alaydın, kaydı alaydın. Şu anda mesela bunu koruyor. Bak bir şey söyleyeceğim Mustafa, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz sonuçta Şükür'ün... Ben bunların her şeyi bekliyorum. Bir dakika, biz Şükür'ün kaybını konuşuyoruz ya kardeşim. Sonuçta çok da korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Sen çocuğuna, kızına yanlış bir şey yapmışsın. Çocuk hamile kalmış ve çocuğu daha sonra öldürmüşsün. Acayip korkunç bir şeyi konuşuyoruz. Öyle böyle değil yani. Şimdi arkasına eğer çocuk yani Tahsin'le başına buna benzer bir şey geldiyse, çocuk aksine cesaret alır. Zaten sen suçlanıyorsun ve katil olma şüphesiyle bir soruşturma yürütülüyor.
Aynı şekilde anneyle ilgili çocuk gider der ki Şükür'ün başına gelenler benim de başıma geldi der. Cesaret alır konuşur. Tamam konuşsun. Konuşur yani sen merak et buradasın bak çünkü çocuk orada tamam. Bir soruşturma var. Tamam. Çocuk böyle bir şey olsa söyler yani. Söylemez mi Tahsin? Bak çocuğa sen böyle bir şey yapsan. Çocuk gidip Tahsin gidip konuşmaz mı? Konuşur. He o zaman tamam konuşur, rahat ol ya. Canım. Niye saklasın bunu çocuk? Bilmem bunun aksi bunu kollamak için yapar. Neyi kollasın yani? Aksine yapar. Aksine çünkü ablasını da öldürmüşsün. Çünkü WhatsApp'tan görüntülü aramış dedim ona. Ya onu kabul ediyor. Yanındaki çalışan arkadaşı görüyor bunu ya. Allah Allah. Yok da ben sadece evde konuştum. Başka kimse yok yanında. WhatsApp'tan aradım diye kendisi konuşuyor bak. Ya çocuk da görüştüğünü kabul ediyor ama tamam. Bana hatta demiş ki ayrı eve pardon git demiş o ayrı. Ben jandarmaya git dedim mi? Yani jandarmaya o da ben dedi jandarma evlen yani gitsen niye dedi. Jandarmaya ben aileme çıkarım dedi. Yani bana çocuğu neden jandarmaya yönlendiriyor? Yani evden kovuyor ya dedim ben. Evden kovuyor ya. Ha? Evden kovduğu için. Yani ben evden kovdu yani şeyi söylediğim için. Ya özür dilerim ha. Şeyi söylediğim için yani. Oğlum benim. Ev benim. Dedim abi şeyi söylediğim için hadi bu da canlı yani canlı yayında söylediği için beni söylediği için jandarmaya baş şikayetçi ol diye ben onun için dedim yani. Bir de bir şey rica ediyorum. Niye yönlendiriyor jandarmaya? Jandarmaya yani niye yönlendiriyor? Yani dayısına dayına git diyebilirdin. Yok dedim ama gitmez dayısına. Ben yani o çocuğu evden kovsam jandarmaya gitse. Benim yanıma da gelme istiyor. Ya şunu mesela diyor ki bak ben onu evden kovsam yani bu babasının onu evden kovduğunu jandarmanın bilmesine ne gerek var diyor Fatih. Şey, ama bu neden dedim ama burada canlı yayında söyledi ya. Ha, o sözlerinden dolayı. O sözlerinden dolayı. Kovarım. Yani annesini doğruladığı için diyor. Kovarım. Oğlan benim. Ev de benim. Hayır, o sözlerinden dolayı. O gün seni Şükür'ü... Ama yapmadım. Bak Şükür'ü hastaneye götürdüğünü... Doğru olduğu için yapmadı. Tahsin neden önemli? Tahsin şu anlamda önemli. Yani, ben doğruladığı için. Hayır, evet. Diyor ki ben o gün babamın diyor ablamı hastaneye götürdüğünü biliyorum diyor. O götürdü diyor ama geri gelmedi. Fakat ne yaptı babam bilmiyorum diyor. Bunu söylediği için sen çocuğa öfkeli misin? Yok öfkeli ben değilim. Evet aynı evde beraber. Niye öfkelenin? Hatta doğum günü de yapmaya çalışıyorum. Ben cezaevine tamam girecek olsam o çocukların şimdi yüzünden girelim. Şimdi o çocuk olsa yani kendisi yaptığı şey ettiği ortaya çıkacak ya onun için de yapmadı. Ben onların iftiralarıyla cezaevine girelim. Bunun sadece değil. Sadece her şeyi bildiği için yapmadı. Ha, çocukların... Ama yapmış olsa çocuğuma... Bir dakika anladım seni. Hangi iftiradan bahsediyorsun? Çocuk mesela diye götürdü getirme dediği. Onların iftirasıyla ben cezaevine gireyim. Onların yüzünden ceza yiyeyim. Bunun yüzünden yemeyeyim. Bak bunun yüzünden yemeyeyim. Neden? Çünkü bunun attığı iftiralara tahammül edemiyorum. Çünkü ben çocuğuma hiçbir zarar veremeyeceğimi bildiği için bana böyle bir iftira atıyor. Anlayabiliyor musun? Sadece benim için de zaten jandarma almaz. Merak etme. Hiç benim için de jandarma almaz. Senin her şeyini toplayacak, yalanını ortaya çıkaracak, onun için alacak seni. Benim için almaz. Ben de alsın çünkü. Ben jandarmadan korkan bir adam mıyım? Korkma. Ben kasabaya girdim. Her şeyi bilin. Kitap gibi öğrendin her şeyi. Oranın ne olduğunu bilip durun her şeyi. Bu yalanlarla ondan geliyorsun. Oyun oynamak için. Fatma'nın anlatacaklarından daha fazla anlatacaklarından korkuyor musun? Niye korkayım? Bence Fatma'nın daha anlatmadıkları niye var. Niye korkayım? Ha? Öyle diyor. Öyle söylüyor. Korksam ben burada o gapta oturmam. Hayır Fatma diyor ki benim diyor yani beni bir anlamda kontrol altına almak için doğru yani, mu? Önceden öyleydi. Baskılamak için. Önceden öyleydi. Şu anda mesela da öyle mi peki? Hayır dedi o. Sadece beni baskılamak için. Şu anda cesaret gelmiş ona. Ağzımdan yani yanlış kelime çıkartmak için çalışıyor. Şu anda cesaret gelmiş. Yani kendi diyor ya ikimiz yaptık diyeceğiz diyor. Kendisi, cinnet geçiren kendisi bir adam. Çünkü o lafı. Cinnet geçiren bir bayan. Sinirlendiği zaman cinnet geçiren, çocuğunu hakaret eden, kocasını hakaret eden adam sapılmışmış. Şimdi cesaret mi gelmiş? O zaman da vardı diyor. Öğreden var o zaman. Diyorsun ya öğreden var sen diye. Öğreden var şimdi. Cesaret ondan alıyorum. Öğredenden. Bu arada dün oğlanlar geldi ya çok da güzel çocuklar ya. Yani Yasin. Neyden bu çocuklar gelsin? Kaderleri keşke güzel olsa. Huzur olmadıktan sonra, bayram olmadıktan sonra neyden ben ya gelseler senin ya? Senin yüzünden olmaya bayram. Neydim? Hiç bayram yaşamadım ben. Yok diyor. Ben hiç bayram yaşamadım dedi oğlum. Ya hala da yaşamıyorum. Ben bayramı aynı gün benimkisi. Yani gün nasılsa aynı gün. Bugün akşam olduysa bugün akşam oldu. Öyle yaşıyorsun. Aynen. Otelde kalırım sor bakalım ben nasılsın orada otelde. Çok güzelsin. Çocuklarla gezmeye gittiğin mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum dedi bana. O kötülediği bayan var ya.
O getirtirdi buraya. Ben yine gittim Ece dedim. Ben telefon açtım çocuklara. Gelmem dedim. Ama iyi yapmışsın sonuçta. Hem senle hem de onunla bayramlaştılar ya. Ama Fatma, o kötülüğe de bayan getirtirdi. Fatma çocukları elbiselerini, de... elbiselerini, ayakkabılarını o bayan aldı. Ana olsaydı da bir bayramlık alıvereydi bir. Ana olaydı da bayramlık alıvereydi. O yanları duymuyorum ben. Çalışsaydı elime parayı vereydik. Oyunlar sattı ya elime parayı vereydi ben de alıvereydim. Ben neyle alacağım burada ben? Nereden alacağım parayla? Koyunlardan bana niye para vermedin? Çocuklara niye para vermiyorsun diyor. Ana olaydı da evde duraydı koyunların başında. Bak, ben neyle para alacağım ben? Niye evin başına düşürüz? Benim kolumdan elimden tutaydı da hadi karakola gidiyordum diye de beraber karakola gidiyorduk. Bak bu daha güzel oldu cümle. Daha doğru bir cümle oldu yani. Çok...